Merhaba sevgili dostlarım. Hepinize yeni videoyla sevgiler, selamlar. Bugünkü videomuzun konusu ses yalıtımı nasıl olur? Nelerden olur? Hangi malzemeler ses yalıtımı anlamında fayda sağlar? Ses yalıtımı içten mi olur, dıştan mı olur? Bunu nasıl çözeriz? Bununla ilgili arkadaşlar sizlere pratik bir video içeriği hazırlamak istedim. Belki bu videoda çok profesyonel bir arkadaşlar çözüm bulamayacaksınız ama kafanızdaki pek çok sorulara cevaplar bulabileceğinizi ümit ediyorum. Biliyorum hepinizin ortak derdi ses problemi. Isı yalıtım problemi olduğu gibi arkadaşlar ses yalıtım problemleri de var. Videomda yanımda iki arkadaşımız var. Yeğenim Alper ve oğlum Hamza. Bunlar da bana videoda yardımcı olacaklar. Şimdiden iyi seyirler diliyorum hepinize. Videoya başlamadan önce beğeni ve like'larınız arkadaşlar ve güzel yorumlarınızla bana destek olursanız çok sevinirim. Evet, abone olmayı da arkadaşlar unutmayın. Evet arkadaşlar, katıl butonuyla da katılabilirsiniz. Arkadaşlar toplu yaşamda çağımızın en büyük problemlerden bir tanesi de arkadaşlar ses yalıtım problemi. Hepinizin malumu, artık toplu şekilde yaşıyoruz. Üstümüzde komşumuz var, altımızda komşumuz var, yan duvarda komşumuz var. Var oğlu var. Banyo yaparken bile komşumuzun sesi bizim banyomuza giriyor. Su sesimiz komşumuzdan duyuluyor. Veyahut da yatak odalarımız komşumuzla bitişik nizam. Onun oradaki her türlü hareketi ve sesi malumdur. Biliyorsunuz bize duyuluyor ve hatta bizden ona duyulabilme ihtimali bizi arkadaşlar korkutuyor. Artık toplu yaşamlarda eşimizle konuşurken veya çocuklarımızla oynarken dahi rahat edemiyoruz. Sesimiz komşumuzu rahatsız eder diye veyahut da komşumuzun sesleri bizi rahatsız ediyor. Komşumuzun çocuğu veyahut da aynı aile apartmanıysa Alper'de olduğu gibi tepemizde zıplarken onun oradaki arkadaşlar ayak sesleri, zıplama sesleri, çığlık sesleri bizi rahatsız ediyor. Çocuktur, tabii ki oynamak istiyor. Eski zamandaki gibi parka, bahçeye, tarlaya da gidemiyor. Dolayısıyla evde şımarmak ve oyun oynamak istiyor. Zeminlerimiz çoğunlukla parke zemin, laminat parke. Ses güm güm daha fazla sesler çıkıyor. Ayaklarımız üşümesin diye çocuklar evde patik, ayakkabı türü bir şeyler giyiyorlar. Sert zeminli malzemeler. Dolayısıyla sesin şiddetini daha da arttırıyor. Hem ağzımızdan çıkan volümlü sesler, insan sesleri ve ayaktan çıkan mekanik sesler arkadaşlar bizler olduğunca rahatsız ediyor. Bu seslerden kurtulmanın bir yolunu arıyoruz hepimiz. Bu anlamda da arayışlar içindesiniz. YouTube'da ve Google'da ses yalıtımı nasıl yapılır? Bunlarla ilgili arayışlar içindesiniz. Pek çok arkadaşımızın evini stüdyo gibi kullanan arkadaşlarımız var. Evde gitar çalışması, saz çalışması yapan arkadaşlarımız var. Veyahut da YouTuber arkadaşlarımız var. Evinin bir odasını stüdyo yapmış. Bununla ilgili odasını yalıtmak istiyor. Sesi diğer komşularını rahatsız etmesin diye. Bazı ailelerde çocukların müzik aletlerine olan merakı var. Çocuk gitar çalıyor, bas çalıyor, bando, müzika, her türlü çalan, klarnet çalan ailelerin çocukları var. Dolayısıyla aileler de çocuklarının müziğe olan eğilimini engellemek istemiyor. Odasını yalıtmak istiyor, diğer komşularına rahatsız vermemek için. Sesin farkında ve odasını yalıtmak istiyor. Arkadaşlar bu anlattıklarım farklı ses yalıtım problemleri. Bazı binalarda jeneratör dairesi var. Bu daireden yukarı katlara ses geliyor. Bu da bir sorun. Asansör boşluğundan gelen ses sorunu var. Bu da bir sorun. Gördüğümüz gibi binalarda pek çok anlamda ses yalıtım sorunları var. Hatta geçen bir arkadaşımız, son katta oturan arkadaşımız trapez saçlı evi varmış. Yağmur ve dolu yağdığı zaman diyor şıp 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 onun gürültüsünden diyor trapez ses yapıyor. Uyuyamıyoruz diyor. Arkadaşlar bu da bir ses yalıtım problemi. Sizin bir sorunuz var ama insanların binlerce sorunları var bu anlamda ve bana ve diğer bu anlamda izlenen sonucu arkadaşlara bu anlamda pek çok sorunlarla alakalı şikayetler ve çözüm yolları ile ilgili sorular geliyor. Nasıl çözebiliriz diye. Benim şahsi olarak apartmanda sorunum diğer çocukların oynamalarından ve zıplamalarından kaynaklı ses problemleri. Öyle mi Alper? Çok zıplıyorsun değil mi evde? O sesler de beni rahatsız ediyor. Ben arada bir kızıyorum. Alper diyorum az zıplıyorum. Ben de balkonda biraz kaydım. Seninki başka problem. Onu ayrıca konuşuruz. Şimdi ses yalıtım problemine arkadaşlar sizlere birkaç bilgi vermek isterim. Arkadaşlar sesin nereden geldiği çok önemli. Ve ses yalıtımlarını bilmemiz gereken arkadaşlar sihirli bir kelime var. Rezonans kelimesi. 1602 yılında bu kelimeyi ilk defa Galileo kullanmış. Galileo'yu çoğunuz bilirsiniz. Sesimin titreşimle yaptığı etki, titreşimin objeye, nesneye verdiği etkiye arkadaşlar rezonans diyorlar. Bu rezonansın titreşim miktarı ne kadar çoksa karşıdaki rahatsız ettiği kişi o da çok rahatsız ediyor. Bazen bu rezonans etkisi köprüleri yıkabiliyor, duvarları yıkabiliyor. Titreşim etkisi arkadaşlar. Ve biliyorsunuz ki ses dalga şeklinde arkadaşlar ilerler. Bir duvara vurduğunda, şuraya vurduğumuzda çıkan ses arka tarafa duvarın içindeki titreşimler neticesinde varır. Seslerimiz de aynı şekilde arkadaşlar titreşimle duvarı geçer ve arkaya ulaşır. Şimdi ses yalıtımlarında şuna dikkat etmeliyiz. Ses geldiği noktadan arkadaşlar yalıtım yapılırsa çok güzel bir etki sağlar. Biz burada konuşurken komşu dairedeki kişi bu daire sesten yalıtım sesten rahatsız oluyorsa komşunun yaptığı yalıtım öbür tarafta yaptığı yalıtım biraz tesirsiz ve etkisiz kalacaktır. Bu durumda bizim burada bir yalıtıma arkadaşlar ihtiyacımız var. Ama pek çok durumlarda biliyoruz Türk toplumunda yalıtımı yapmak isteyen kişiler rahatsız olan kişiler. Şimdi komşumuzdan bize ses geliyor. Biz kendi evimizde bir yalıtım yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla yaptığımız yalıtım biraz tesirsiz kalıyor. Ben videolarda bana soru soranlara diyorum ki komşununla konuş, komşunun dairesinde ses yalıtım yap ki oradan gelen ses sana duvarda kırılarak daha az gelsin veya gelmesin. Bu anlamda arkadaşlar ses geldiği noktada yalıtılırsa çok güzel bir etki yapar. Aynı stüdyolarda arkadaşlar yaptığımız çalışma gibi. Biliyorsunuz stüdyolarda aynı şekilde stüdyonun içinde yalıtım yapılır. Dolayısıyla içeride konuşulan sesler, röportajlar ve müzik çalımından oluşan sesler içeride kalır. Şimdi aynı dediğim gibi ses geldiği noktadan yalıtım yapılmalı. Daha dikkat ediyorsunuz hangi malzemeyi kullanacağımıza geçmedik. Sadece tüyolar veriyorum size. Çünkü şu malzeme mi kullanılmalı dediği zaman arkadaşlar cevap vermekte zorlanıyorum işin açısı. Dolayısıyla önce bir girizgah yapmak istedim konuya. Arkadaşlar ses yalıtım malzemelerine gelirsek, ses yalıtım malzemeleri akustik süngerler, akustik PVC membranlar, akustik keçeler var profesyonel anlamda. Ve herkesin ulaşabileceği arkadaşlar taş yünleri, 50 danslı taş yünleri var. Daha iyisi 150 danslı taş yünleri var. Taş yünleri de kendi içinde arkadaşlar plak halindedir bunlar. 3 santimlik, 4 santimlik, 5 santimlik olmak üzere piyasada yaygın olarak 3 seri var. 5 santimlik taş yünleri tabii ki daha da iyi ses yalıtım sağlar. Dediğim gibi o şekilde daha iyi bir yalıtım sağlar. Taş yünleri bu anlamda straforların bir yalıtımda bir adım önüne geçer. Oğlum şu kapıyı kapatır mısınız bir? Tamam kapatın kapıyı. Kapat ittir. Taş yünleri arkadaşlar bizim hepimizin ulaşabildiği anlamda mantolama şekliyle duvarlarda ses yalıtımında 160'a varan ses yalıtımı sağlar. Taş yünlerini duvarlara arkadaşlar mantolama yöntemiyle mantolayıp yapabiliriz. Duberleme şeklinde yaparız. Üzerine sıvasını çekeriz normal mantolama sıvasıyla yapıştırır ve mantolama sıvasıyla arkadaşlar sıvasını yaparız. File koyarız ve son kat sıvasını yapar ve boyamızı yaparız. Boya anlamında pek çok kişiye yazdım. Boyarken arkadaşlar anti-sound boyalar var. İki firma bu anlamda öne çıkıyor. Isonem'in ve Dryfix'in anti-sound ses yalıtım boyaları var. Bu ses yalıtım boyalarını tek başına da duvarınıza uygulayabilirsiniz. Bu şekilde dediğim gibi önce taş yünüyle mantolama yapıp duvarınıza iş bitiminde sıvanın üzerine kuruduktan sonra ses yalıtım boyasıyla sesi büyük ölçüde kırabilirsiniz. Metrekarede arkadaşlar 1 kilo ses yalıtım boyası uygulayarak %40'a varan ses yalıtım sağlayabilirsiniz. Şimdi buradaki en büyük sorun şu, ben bunu anlatıyorum ama şimdi arkadaşlar yan komşudan ses gelirken bize, evet komşu yan duvarda ama ses sadece arkadaşlar bu duvardan gelmiyor. Şimdi bu tür durumlarda genelde bana uyarak, benim sözlerime uyarak yalıtımınızı yapıyorsunuz. Ama yalıtım yetersiz kalıyor. Özgür Usta ses azaldı ama gelmeye devam ediyor diyorsunuz. Arkadaşlar ses sadece bu duvardan gelmiyor. Zeminden geliyor, üstten tavandan aşarak geliyor, yandaki duvardan ve diğer duvardan aşarak da geliyor arkadaşlar. Sadece tek duvardan gelmiyor. Ses bir hoparlör gibi değil. Müzik çalarken biliyorsunuz hoparlörden ses çıkar ama bu tür komşu duvarlarında ses problemi bütün duvarlardan arkadaşlar süzülerek gelir. Sadece tek duvardan gelmez. Evet ana geliş yeri bir duvardır. bitişik insan duvardır ama diğer duvarlardan da gelir. O yüzden tam istediğimiz anlamda tek duvarı yalıtarak ses yalıtımı sağlayamıyoruz. Buna dikkat edin arkadaşlar. Dediğim gibi başa dönersek sesin geldiği ortam, evden, yüzeyden ses yalıtım yaparsak bir adım öne geçeriz. Ben böyle diyorum videolarımda, komşunuzla konuşun, ona rica edin. Onun konuştuğu, onun sizi rahatsız ettiği duvardan yalıtım yapın. Nasıl olsa bir yalıtım yapılacak. Onun bulunduğu ortamdan yalıtımı sağlayın. Daha da faydalı olur. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Bu ses yalıtımı mevzusu arkadaşlar devamı gelecek videonun. Böyle bir bölüm 1 olarak ses yalıtımı anlamında size girizgah yapmış olalım. Bu video burada kalsın. Sonra daha profesyonel çözümler anlamında alçıpanla efendime söyleyeyim profil arasında taş yünü döşeyerek, üzerine alçıpan sıkarak ve akustik süngerler ve keçeler yapılarak uygulamalar var. Bunlardan ilgili arkadaşlar bilgi vereceğim. Bu bölüm 1. bölüm olarak kalsın. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ses sorunsuz günler diliyorum hepinize. Bay bay.